Rus uzman, Rahip Brunson krizi Amerika Birleşik Devletleri için fırsat oldu. Aslında farklılıklar çok daha derin. ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarını değerlendiren Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktör Danışmanı Yelena Suponina, iki ülke arasındaki ilişkilerde son yılların en ağır kötüleşmenin yaşandığını belirtti. Rus medyasına konuşan Suponina, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında böylesine güçlü bir bölünmenin nedenlerinin, Rahip Andrew Brunson olayından çok daha derin olduğunu kaydederek şöyle konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk bakanlara karşı yaptırımı, iki ülke arasındaki ilişkilerde son yılların en ağır kötüleşmesi. Gerilim uzun zamandır yükseliyordu ve görüşüme göre Rahip Brunson olayı aslında Washington için biriken diğer sorunlardan dolayı Türkiye ile ilgili hoşnutsuzluğunu ifade etmek için bir fırsat. Aslında farklılık çok daha derin. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, Suriye ve Irak'ta karşı karşıya düştü. İki ülke arasında, öncelikle Suriye ve Irak sorunlarıyla ilgili görüş ayrılığı yaşandığını söyleyen Suponina, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, Suriye'de karşı karşıya geliyor. Irak'ta ise çıkarları 2003'te birbirine ters düşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin komşu ülkelerinden birinde istediğini yapması Türkiye'nin hoşuna gitmemişti, ifadelerini kullandı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den, bazı körfez monarşilerinin sergilediği itaati talep ettiğini dile getiren Suponina, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu. Erdoğan sert baskıya alışık değil, ancak Erdoğan böyle konuşma tarzına alışık değil, bariz şekilde sert baskıya alışık değil. Onun iç ve dış politikada kendi çıkarları var. Erdoğan sadece Amerika Birleşik Devletleri'ye bağlanma eğiliminde değil, üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Donald Trump gibi öngörülemez bir idareci varken. Erdoğan, misal Rusya ile ilişkileri geliştirmek istiyor ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin hoşuna gitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35SYVK'yi durdurması kabul edilemez. Şimdi, Türkiye'nin kendi askeri alımlarını çeşitlendirmesi nedeniyle F-35 savaş uçaklarının sevki donduruldu. Elbette Amerikan kanunları açısından Washington bu tür yaptırımları uygulama hakkına sahip ancak uluslararası mevzuat, uluslararası arenadaki davranış kuralları ve Orta Doğu bölgesindeki gerilimi azaltma amacı açısından böyle davranış kabul edilemez. Rusya, Suriye'deki durumdan çıkış yolunu bulmaya ve Türkiye ile işbirliği yapmaya çalışırken Amerika Birleşik Devletleri, aksine durumu daha da alevlendiriyor ve Suriye'deki çatışmaya barışçıl çözüm bulma sürecinde önemli partner olan Türkiye'ye baskı yapıyor. Erdoğan temkinli, Türkiye'nin yaptırımlara tepkisini değerlendiren Suponina, yanıtın mutlaka olacağını ama Ankara'nın NATO ve Washington ile işbirliğinin sorgulanmasına kadar varmayacağını belirterek, Erdoğan temkinli kalıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Singapur'da Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmenin ilan edilmesi boşuna değil, dedi. Türkiye'ye yaptırımların, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO içindeki ve dışındaki partnerlerine baskı için yeni bir araca sahip olmadığını gösterdiğini vurgulayan Suponina, Trump daha orijinal olabilirdi, birçok insan bunu bekliyordu. Ama onun partnerleriyle bile diyalog yürütme yöntemlerinden biri yaptırımlardır. Trump, hem İran gibi açık düşmanlara karşı hem de Türkiye gibi NATO partnerine karşı yaptırım uyguluyor, diye ekledi.